Tonguç Akademiden herkese merhabalar. Artık 10. sınıfız ve 10. sınıf coğrafyanın ilk konusu dünyanın tektonik yapısı ve oluşum süreci. Peki bu dersimizde neler öğreneceğiz? Dünyanın tektonik yapısı ve oluşum sürecini irdelerken iç yapısını, levha tektoniğini, levhanın ne demek olduğunu öğreneceğiz. Jeolojik zamanlar ve Türkiye'nin jeolojik geçmişine bakacağız. Ama Derse başlamadan önce size şu kitabı tanıtmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Sıfırdan ona coğrafya. Bu kitabımızda 10. sayfadan 15. sayfaya kadar olan kısım sizler için ödev olacak. Kitabın sol tarafında konuyla ilgili hap bilgiler ve sağ tarafında sorular bulacaksınız sevgili dostlar. Bu kitabı çözdükten hemen sonra... Ne yapıyoruz? Dinamo Soru Bankası'na bakıyoruz. Burada da sayfa 11 ile 13 arası olan kısmı çözüyoruz arkadaşlar. Böylece konuyla ilgili bilmemiz gereken her şeyi öğrenmiş olacağız değerli dostlar. Dünyanın tektonik yapısı ve oluşum süreci nedir? İnsanlar bunu tarih boyunca merak etmişler değerli dostlar. Birçok bilim insanı bununla ilgili çalışmalar yapmış ancak 19. ve 20. yüzyıllarda bu konu çeşitli fikir ve kuramlar ileri sürülerek çözülmüştür. Ortaya atılan bu düşüncelere göre dünya günümüzden yaklaşık olarak 4.6 milyar yıl önce kızgın gaz ve toz bulutunun sıkışması sonucu oluşmuş ve ekseni etrafında dönerek soğumaya başlamıştır. Peki soğuma halen devam ediyor mu? Evet soğuma halen devam ediyor. Fakat soğuyan kısmı arkadaşlar sadece yer kabuğu kısmı, üst kısmı. Dünya döndükçe soğuma devam ediyor. Peki tamamen soğursa ne olacak değerli dostlar? Dünyamız tamamen soğuduğunda deprem olmayacak. Tamamen soğuduğunda volkanizma olmayacak. Tamamen soğuduğunda sıcak sular olmayacak ve tamamen soğuduğunda levhalar hareket etmeyecek. Şimdi dünyanın katmanlarına baktığımız zaman neler görüyoruz? En dıştaki kabuk Yer kabuğu dediğimiz kısım aynı zamanda en ince katmandır değerli dostlar. Yer kabuğundan çekirdeğe doğru gittiğimizde yoğunluk, sıcaklık ve basınç artmaktadır. Dünyanın iç yapısına baktığımızda ilk önce yer kabuğunu inceleyeceğiz. Farklı özellikteki kayaçlardan oluşan yer kabuğuna litosfer veya taş küre ismini veriyoruz yoğunluk, sıcaklık ve kalınlığı diğer katmanlardan daha azdır. Sial ve sima olmak üzere iki farklı katmandan oluşur. Sial dediğimiz katman silisyum ve alüminyumdan oluşurken sima dediğimiz katman ise silisyum ve magnezyumdan oluşmaktadır. Mantoya baktığımız zaman manto yer kabuğunun hemen altında ve yaklaşık kalınlığı 2900 kilometredir dünyanın toplam hacminin yüzde 84'lük kısmını oluşturur. Manto aynı zamanda kendi içinde konveksiyonel hareketler yaparak yani kaynama hareketi yaparak ne yapıyor? Yer kabuğunun hareketlenmesine sebep oluyor. Çekirdeğe baktığımızda mantodan sonra yaklaşık 3400 kilometre kalınlığında bir katman ve bu katman Aynı zamanda dünyanın merkezinde bulunan katmandır. Yoğunluğu, sıcaklığı ve kalınlığı en fazla olan katmandır. Yüksek oranda demir ve nikelden oluşur. O yüzden katı olduğu tahmin edilir sevgili dostlar. Şimdi burada şekilde katmanlara baktığımızda yukarıdan aşağıya doğru yer kabuğu, üst manto, alt manto, dış çekirdek ve iç çekirdeği görürüz. Yukarıdan aşağıya doğru gittiğimizde arkadaşlar basınç, sıcaklık ve yoğunluğun arttığını görürüz. Levha tektoniği ne demektir? Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu uzaydan bakıldığında tek bir parçadan oluşmuş gibi görünür. Ancak son yüzyılda yapılan araştırmalar yer kabuğunun yapboz gibi parçalardan oluştuğunu göstermektedir. Yer kabuğunu oluşturan bu parçalara levha adı verilir. Ve bu teoremi ortaya ilk atan Alman bilim insanı Alfred Wegener'dir. 1915 yılında bu teoriyi ortaya atmıştır. Buna göre kıtalar... Başlangıçta Pangea adı verilen tek kara parçasından oluşmakta. Pangea'yı çevreleyen okyanusa da Pıntalassa denilmekteydi. Zaman içerisinde yer kabuğunun hareket etmesiyle Pangea ikiye ayrıldı ve kuzeyde Laurasya, güneyde ise Gondwana adı verilen kıtalar oluştu. Bu kıtalar arasında suların dolmasıyla da Titis denizi meydana gelmiştir. Levhaların hareketiyle yer kabuğu parçalanarak yeryüzü bugünkü görünümünü almıştır. Levha hareketleri bugün de devam ettiği için yeryüzü değişmeye devam ediyor. Levhalar her yıl santimetrelerle ifade edilebilecek kadar küçük ölçüde ve yavaş hareket etmektedir. Bu nedenle insanlar bahsedilen hareketleri hissedemez, sadece bilimsel yöntemlerle ölçebilirler. İşte Pangea bütün kıtalar bir aradayken sevgili arkadaşlar. Tabii bu teoriyi ortaya atan Alfred Wegener buraya nasıl varıyor? Wegener Güney Afrika, Güney Amerika'daki ve Afrika'daki fosilleri inceleyerek bu fosiller arasındaki benzerliğe dikkat çekiyor ve fosiller arasındaki benzerliğin ötesinde aynı zamanda kıta kenarlarının birbirlerine çok uyumlu olduğunu ortaya koyuyor. Ve böylece kıtaların bir zamanlar bir arada olabildiğine dair bir teori ortaya atıyor ve bugün Wegener'in teorisinde ne kadar haklı olduğunu görüyoruz sevgili dostlar. İşte Pangea. 225 milyon yıl önce bakın burada bütün kıtalar bir arada. Daha sonra Lavrasya ve Gondwana yani Pangea ikiye ayrılıyor ve ortaya Tetis Denizi çıkıyor. Bu haritaya baktığımızda Türkiye'yi görebiliyor muyuz? Nerede Türkiye? Hayır, Türkiye göremiyoruz. Neden göremiyoruz Türkiye'yi? Çünkü Türkiye burada suların altında. Yani Tetis Denizi'nin altında bulunuyor. Ne zamandan bahsediyoruz? 150 milyon yıl önceden bahsediyoruz. Zamanla kıtalar birbirinden yavaş yavaş uzaklaşarak başka okyanuslar ortaya çıkmaya başladı. Örneğin burada Güney Amerika ile Afrika arasında Atlas Okyanusu oluşmaya başladı. Ve Hindistan'a bakın. Hindistan bugün Asya'da biliyorsunuz. Ama bir zamanlar Afrika'ya çok daha yakındı. Zamanla gelerek Asya'ya çarpıyor. Ve Asya'ya çarptığı yerde neler oluyor arkadaşlar? Himalaya dağları oluşuyor. Günümüze dönüp baktığımızda işte Atlas Okyanusu belirginleşmiş, Hint Okyanusu belirginleşmiş ve burada Türkiye'yi görüyorsunuz. Türkiye'nin bulunduğu yer eskiden neydi? Burada gördüğünüz gibi Tetis Denizi'ydi. Peki Türkiye denizin altından nasıl yükseldi? İşte Afrika ve Asya kıtası birbirine yaklaştı ve Türkiye denizin altından kıvrılarak yukarıya doğru çıktı sevgili dostlar. Burada da bugün levha sınırlarını belirleyebiliyoruz tabii. Levha sınırlarını görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Levha ne demektir? Levha aslında buraya baktığınızda tabii ki siz levhaları göremiyorsunuz. Sadece neyi görebiliyorsunuz? Burada kıtaları görebiliyorsunuz. Ancak şöyle basit bir çizim yaparsak belki levhanın ne demek olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Bakın burada görüyorsunuz. Afrika kıtasını biz görüyoruz. Afrika levhasının su üstünde kalan kısmına biz ne diyoruz? Kıta. Fakat tamamı nedir? Bir kısmı da bunun suyun altında. Tamamı ise levhadır sevgili arkadaşlar. Gelelim levhalar nasıl hareket eder? Levhaların hareketi birkaç şekilde incelenebilir. Birbirlerine doğru gelen kıtasal levhalar, yani iki tane kıtasal levha birbirine doğru yaklaşırsa ne olur? Arkadaşlar birbirine doğru yaklaşırsa sıkışma olur, kıvrılma olur ve dağlar oluşur. Peki iki tane kıtasal kabuk, kıtasal levha yani denizle alakası olmayan levha birbirinden uzaklaşırsa ne olur? Burada gördüğünüz gibi bir çukur oluşur. Biz bunlara ne diyoruz dostlar? Rift diyoruz. Afrika'nın doğusundaki Rift Vadisi gibi. Peki bir okyanusal levha, bakın burada okyanusun altında bir levha olduğunu görüyorsunuz ve bir kıtasal levha birbirine doğru yaklaşırsa ne olur? Burada bir sıkıştırma meydana geliyor ve kıta kenarında gene kıvrılmalar, yani dağlar meydana geliyor. Ve en tehlikelilerinden birine geliyoruz. Levhalar yanal hareket ederse ne olur? Arkadaşlar korkunç depremler üretir. Tıpkı Amerika'nın batısındaki San Andreas fayı gibi. Peki iki tane okyanusal levha birbirinden uzaklaşırsa ne olur? Ters bantlar şeklinde birbirinden uzaklaştığında bunlar sevgili arkadaşlar, okyanus sırtları meydana gelir. Atlas Okyanusu'nun içerisine Google Earth'ten baktığınızda da göreceksiniz. Sırtlar oluşmuştur. İşte burada mantodaki konveksiyonel akımı görüyorsunuz. Konveksiyonel akım tıpkı bir suyun kaynaması gibidir sevgili arkadaşlar. Su kaynadıkça sıcak olan su yukarıya doğru çıkar ve soğuk olan kısım aşağıya doğru iner. Mantoda da aynı hareket söz konusu. Isınan yukarıya çıkar ve yukarı çıktıkça soğur ve tekrar aşağı gelir. İşte bu harekete konveksiyonel hareket diyoruz. Bu hareket gerçekleşirken üzerindeki yer kabuğu ne olur? Uzaklaşır, yaklaşır çeşitli ya da yanal şekilde hareket eder ve bu da yer kabuğunun hareketlenmesine sebep olur. Gelelim jeolojik zamanlara. Jeolojik zamanlar nedir? Arkadaşlar çok uzun zaman dilimlerinden bahsedeceğiz. Milyarlarca yıldan bahsedeceğiz. Milyarlarca yıl ne demek? Belki hafızanız ya da zihniniz hemen algılayamayabilir bunu. Çünkü çok zordur. Bir milyon yıl ne demektir? Bir milyar yıl ne demektir? Bir milyona kadar sayabilmeniz için yemeden, içmeden, uyumadan sayabilmeniz için gereken süre aşağı yukarı iki aydır ve dört buçuk milyar yıl dünyanın ömrü, dört buçuk milyar yıla kadar sayabilmeniz için geçmesi gereken süre aşağı yukarı 150 yıldır. Jeolojik zamanlar dünyanın oluşumundan günümüze kadar meydana gelen olayları anlamak ve sınıflandırmak için daha çok fosillerin ve çeşitli radyoaktif maddelerin incelenmesiyle oluşturulmuştur. Daha çok fosillerin dedik. Ve burada jeolojik zamanların sınıflandırmasına baktığımızda paleozoik zaman diyoruz, mezozoik zaman diyoruz ve senozoik zaman diyoruz. Ya da bir diğer ifadeyle birinci zaman, ikinci zaman ve üçüncü zaman diyoruz. Neye göre ayrılmış bunlar? Daha çok fosillere göre ayrıldığını söyledik az önce. Paleozoik, paleozoik ne demektir? Eski yaşam demektir. Mezozoik orta yaşam demektir. Senozoik ise yeni yaşam demektir. Yani fosiller incelendiğinde fosil eğer günümüzdeki canlılarla pek benzerlik göstermiyorsa... Paleozoik dönem. Eğer bir kısmı benzerlik gösteriyorsa Buna orta yaşam yani Mezozoik dönem diyoruz ve günümüzdeki canlılara benziyorsa da arkadaşlar Senozoik diyoruz. Ve en eski dönem ise Prekambriyen dediğimiz dönemdir. Bu dünyanın oluşmaya başladığı dönemden 542 milyon yıl öncesine kadar gelen 4 milyar yıllık süreci kapsar. Bu süreçte dünya büyük oranda ateş topuydu zaten ve daha sonra ne oldu? sular ve kayaçlar oluşmaya başladı. Atmosfer oluşmaya başladı ve hayat oluşmaya başladı. Tabii ki bahsettiğimiz hayat insan hayatı değil sevgili arkadaşlar. İlk canlılar, bakteriler, algler oluşmaya başladı. Peki, birinci jeolojik zamanda ne oldu? Pangaea kıtası oluştu. O dönem sıkışan karaların oluşturmuş olduğu dağlar meydana geldi. Nedir bu dağlar? Apalaş Dağları, Ural, İskoçya, İskandinav Dağları ki o döneme biz ne diyoruz? Kaledonyen ve Hersinyen sıra dağları diyoruz. Bugün bu dağların sadece kalıntıları var. Nereye gitti bu dağlar? Aşınarak düzleşti sevgili arkadaşlar. Ve bu dönemle ilgili bilmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de taş kömürü yataklarının oluşması. Taş kömürü ne zaman oluşmuştur? Birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Peki bugün bizim ülkemizde de taş kömürü var mı arkadaşlar? Zonguldak'ta taş kömürü çıkıyor. O zaman Türkiye'de de birinci jeolojik zamana ait araziler var mı? Evet var. Ama Türkiye genel oluşumunu ne zaman gerçekleştirmiş sevgili arkadaşlar? Üçüncü jeolojik zamanda gerçekleştirmiştir. Mezozoik Dönemine geldiğimiz zaman Pangea parçalandı, Lavrasya ve Gondwana ortaya çıktı ve Tetis Denizi oluşmaya başladı. Ve Tetis Denizi'nin tabanda tortulaşma meydana geldi. İşte bu tortular zamanla bugünkü Türkiye'yi oluşturacak olan tortular. Üçüncü jeolojik zamana geldiğimizde dünya genelinde çeşitli ve şiddetli volkanik faaliyetlerinin yaşandığını görüyoruz. Ve dünyanın birçok bölgesinde linyit, petrol, bor ve tuz yataklarının oluştuğunu görüyoruz. Levha hareketlerinin devam etmesine bağlı olarak Alpler, İsviçre'de Himalayalar, Orta Asya'da Kayalık ve Ant Dağları Amerika'da bunlar oluşmaya başladı. Ve zaten Türkiye'de Alp ve Himalaya kıvrım sisteminin bir parçasıdır. Ve bugünkü bitki ve hayvan toplulukları yavaş yavaş belirmeye başladı. Geldik Senozo'nun son dönemi Kuaterner'e. Bir diğer ifadeyle dördüncü zamana. Kıtalar bugünkü görünümünü almaya başladı. Bu günümüzden aşağı yukarı iki milyon yıl öncesine tekabül eder. Ve insan hayatı başladı. Bakın bu kadar uzun bir jeolojik süreçten bahsettik ve bunların çoğunda insan yok. İnsan henüz son dönem olan Kuaterner'de ortaya çıkmıştır. Buzul devirleri başladı ve bitti. Günümüzdeki iklimler oluştu sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin jeolojik geçmişine baktığımızda Türkiye'de neler oldu? Şimdi birazcık da onu dikkatli inceleyelim. Türkiye karalarında deniz canlılarına ait fosillerin görülmesinin sebebi ne olabilir? Ne olabilir sevgili arkadaşlar? Çünkü Türkiye bir zamanlar Tetis Denizi'nin altındaydı ve orada Afrika ve Asya'nın sıkıştırmasıyla ne oldu? Türkiye kıvrılarak yükseldi sevgili arkadaşlar. Türkiye 3. zamanda güneyden Arap levhası, kuzeydense Avrasya levhasının sıkışmasıyla yükselerek oluşmuştur. Tetis Denizi'nin içerisinden yükselerek oluşmuştur. Kuaterner'de ise Egeit karasının çökmesiyle Ege Denizi ve boğazlar oluşmuştur. Türkiye bugünkü görüntüsünü almıştır. Ne zaman kuaternlerdi arkadaşlar. Ve 3. jeolojik zamanda Kuzey Anadolu dağları ve Toros dağları kıvrılarak oluşmuştur. Şimdi bakalım bu kıvrılma ne şekilde meydana gelmiş. Bakın arkadaşlar Tetis denizini görüyorsunuz. Tetis denizinin kuzeyinde Avrasya ve Arap levhası ve Afrika levhası sıkıştırıyor. Ve sıkıştırdıkça ne oluyor? Deniz tabanındaki tortular kıvrılarak yükseliyor. İşte bunlar bugünkü Toros Dağları ve Karadeniz Dağları'nı oluşturuyor. Şurada gördüğünüz kısım, bir göl şeklinde kalan kısım bugünkü İç Anadolu'ya karşılık geliyor sevgili arkadaşlar. Bakın zamanla sıkışma daha da artıyor ve burada dağların daha yükseldiğini görüyorsunuz ve bir müddet sonra İç Anadolu bölgesi bugünkü İç Anadolu bölgesindeki suların çekildiğini ve bugünkü haline yaklaştığını görüyorsunuz sevgili arkadaşlar ve biraz daha sıkıştırma sonucu Toros Dağları'nın iyice yükseldiğini görüyoruz. Karadeniz Dağları'nın iyice yükseldiğini görüyoruz ve İç Anadolu bölgesinin de oluştuğunu görüyoruz. İşte burada da bugün Türkiye'nin hareketlenmesinde, depremlerin oluşmasında etkili olan levhaları görüyoruz. Bakın Türkiye'nin hemen güneyinden Arap levhası Türkiye'yi sıkıştırmakta, kuzeyinde ise Avrasya levhası Türkiye'yi sıkıştırmakta. Bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Parmaklarınızın arasına bir limon çekirdeği aldığınızda limon çekirdeğini sıkıştırdığınızda ne olacaktır? Limon çekirdeği ileriye doğru atılacaktır ve burada da gördüğünüz gibi Türkiye'nin Anadolu plakasının kalan kısmı bunların sıkıştırma sonucu bu tarafa doğru ilerliyor. Ve bir müddet sonra Türkiye Akdeniz'den Afrika'ya yapışacak sevgili arkadaşlar. Tabii bunun için çok zaman gerekiyor. Yaklaşık 10 milyon yıl sonra. Konu biterken neler öğrendik arkadaşlar? Dünyanın tektonik oluşumu ve jeolojik geçmişinin etkilerini öğrendik. Sırada ne var? Ödüllü sorumuz var. Ödüllü sorunun cevabını bekliyorum sevgili arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar. Tekrardan görüşmek üzere.